Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sunar. Arkasında o karlı güzel manzaraların dibinde Osman Gazi ilçesine bağlı Güney Budaklar Mahallesi'ndeyiz. Kadın gözüyle burada hoş sohbetler edeceğiz. Buradaki yaşamları inceleyeceğiz. Burası Bursa'ya yaklaşık 40-45 kilometre uzaklıkta şirin bir yer. Şimdi hep beraber Güney Budakları gezelim. Bakalım kadın gözüyle bizleri neler bekliyor. İnsanların aklına kar ve tabii ki doğal güzellikleri gelir ama biz gezgincilerin aklına Uludağ'ın arka yüzündeki o yörük köyleri yani mahalleleri gelir. Biz de öyle yaptık. Güney Budakları'da olduğumuzu söylemiştik. Yanımızda muhtarımız var. Hemen sohbet etmek istiyorum. Bakalım Güney Budaklar'da yaşam nasıl? Evet, önce izleyicilerimiz sizi tanısın. Hoş geldiniz. Hoş, ben Güney Budaklar Muhtarı Ali Öztürk. 1972 Osman Gazi Bursa doğumluyum. İlk dönemim bu dönem motor olarak. Daha önce babanızdı sanırım. Daha önce tabi babam esledi diyorlar arkadaşlar. Babam bir 4-5 dönem yaptı. Ondan sonra bir arkadaşımız aldı. Sonra ben geldim yine. Öyle devam ediyoruz hizmetlerine. Peki Güney Budakları kısaca anlatmak gerekirse ben Yörük köyü olduğunu, mahallesi olduğunu söyledim. Biraz geçmişiyle ilgili bize bilgiler verirseniz izleyicilerimiz bu mahalleyi tanısınlar. Güney Budaklar köyü bundan 500-600 sene önce kurulan bir köydür. 4 kardeşten oluşan, ilk bu bölgeye gelen kişiler olduğu söyleniyor. Benim elimde de daha önce de söylemiştim, bilgileri var. Bizim Güney Budaklar köyü, Kuzu Budaklar, Şeytan Budaklar, bir de Mürseller köylerinden oluşan 4 kardeş burada yerleşiyorlar. Bıcak aşiretinden geldiği söyleniyor. O zaman aşiret bir kardeş bunlar geliyorlar. Köyümüzü oradan kuruyorlar. Kuruluyor yani, öyle devam ediyor yıllardan beri. Aslında bir Osmanlı köyü Osmanlı diyebiliriz. 600-700 yıllık bir geçmişi var o buranın da. 700 falan da diyorlar yani. 600-700 yıllık bir köyümüz. Şu an kaç hane? Şu an 150 hane falan var. Şu an bizim biliyorsunuz yeni yasayla göre Büyükşehir Osman Gazi sınırlarındayız. Sularımız yazılmaya başladı. Her haneye göre 200'e yakın ama tabii yarısı durmuyor birkaç kişiler. Şu an 150 hane falan, tabii aktif olan hanemiz var. Evet. Peki burada yaşam nasıl geçiyor? Neyle geçinirler, neler yaparlar? Yaşam ufak tefek hayvancılık var. Bir 12-13 arkadaşımız ufak da olsa sürüleri var. Esas kaynağımız çilek. Çilek. Bir ay boyunca çilekten güzel bir çilek şeyimiz var. Elmaydı, ufak tefek patates, fasulye, onları da yapanlar var ama asıl gelirimiz çilek. Şimdi baktığımız zaman Uludağ artık yani şöyle elimi versem değeceğim. O kadar yakınız. Uludağ'ın dibinde eteklerindeyiz havasıyla. Hı hı. İşte görüyorsunuz kar bir yanda, ormanı, yeşilliği. Yani her şeyi görebilirsiniz. O güneş. Evet, her şey burada. Köyümüz güzeldi. Aynen. Geziyorsunuz, görüyorsunuz yani insanlarımızla. Evet. Şimdi bulunduğumuz bölgede bayağı gelişmişlik diyeceğim. Yani artık köyden çıktınız zaten, mahalle oldunuz. Aynen. Bu anlamda da pek çok şeyi yakalamışsınız. Çevremizde neler var? Mesela şu an basket sahanın içindeyiz. Biraz sizden dinleyelim.
Şu an basketbol sahamız Osman Gazi Belediye'mizin katkılarıyla yapıldı. Allah razı olsun, onlar yapıyorlar. Voleybol sahamız, parkımız, çocuk alanı, fitness aletlerimiz. Bu sene de Allah kısmet ederse halı sahamıza başlayacaklar. Tuvaletlerimiz, yani köyün ne ihtiyacı varsa Osman Gazi Belediye'mizden gereken yardım, hizmeti ikisinden de alıyoruz. Büyükşehirimizden de, Osman Gazi'den de bir sıkıntımız yok. Düğün salonumuz var bir de. Düğün salonumuz var. Şimdi yeni bir düğün salonu, küçük geliyor salonumuz. Hı hı. Bir 100 metre aşağıda yıkımını yaptık. Hı hı. Orman binasıydı daha önce, orman toplu koruma merkezimizdi. Tabii yeni yasayla belediyeye geçince belediyemizin yerine oldu, yıktık. Projeleri bitti. 400-500 metrekare, 200 metresi kapalı alan, 200 açık olarak inşaatı başlayacak birkaç gün içinde. İşte havaların biraz soğuğundan dolayı başlayamadık. Düğün salonu inşaatımız başlayacak. İstinat duvarlarımız var, mezarlık duvarlarımız var, onların da ihaleleri oldu. İşte bekliyoruz müteahhit ne zaman gelirse. Ya hizmetle ilgili şöyle bir şey diyebilirim, yani hiçbir sıkıntım yok. Sıkıntımız yok, Allah razı olsun. Evet. Açmaya çalışıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun burada? Bahçeye ineyim diyorum. Bahçeye ineyim. Açayım mı kapıyı sana? Açayım. Bu da maşallah yani. İndireyim mi seni aşağı? Ben kendim inerim. İnerim ben, tavalı. Gel beraber tavalı. Gidelim. Gel beraber gidelim hadi. Nereye kalk. Gider? Aşağı nereye gideceksin? Eve mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen eve? Bahçe benim bu ev. Burası. Ha, senin burası ev, yanında bahçe. İşte uçacak oturan yanacık böyle. Ha, oturacaksın orada. Ha. Keyif yapacaksın öyle mi? Oo. Tamam. Ha, yavrum. Yaşın oldukça var ama hala bağı bahçeyi düşünüyor. Evimin arkasında diyor küçük bir bahçem vardı. Oraya gidip şöyle oturuverecektim ama diyor kapıyı açamadım diyor. Buna da üzülmüş biraz açamadığı için. O yüzden kendi kendine böyle sinirlenmiş. Niye kapıyı açamıyorum, gücüm yetmiyor diye. Hafif böyle gözünden de yaş gelmiş. Bu yüzden normal bu yaşta diyoruz. Ben kapıyı açtım ama gel götüreyim dedim. Yok dedi, şurada azıcık oturacağım dedi. Ben şimdi burada oturmayı bırakıyorum. Güney budaklarda gezmeye devam ediyorum. Ben elini öpeyim. Çok güzeldiler, çok. Sağ olun çocuğum, sağ olun. Hadi görüşürüz. Allah sana. Birinden birin kadar. Bay bay sana. Budaklar için Yörüklerin Kültür Atlası diyebilirim. Bu anlamda da 3 mahalleden oluşuyor ama oldukça güzel evleri var. Kagir ve kerpiç evlerin yanı sıra tahtadan böyle işte ambarları, yani buğdaylarının samanlarını koydukları yerler mevcut. Hemen önümde de gene eski bir fırınları var. Bu tür evleri görmüşken bizlerin de hoşuna gidiyor. Çünkü doğal yapısını, doğal dokusunu kaybetmemişler. Baktığımız zaman da pek nadir görebileceğimiz türden bir evler bunlar. Ahşap ve hiçbir çivi kullanılmamış. Hepsi birbirine geçmiş. Eskiden özellikle insanların yaşadığı yerler de böyleymiş. Çiviyi ve betonu bilmedikleri için ahşapları oyup birbirine geçirerek bu halde evler ve yaşayabilecekleri alanlar yapabiliyorlardı. Bu anlamda da Güney Budaklar'da gene böyle ahşap yerleri gördük ve buralar ambar, dediğim gibi hem samanlarını hem buğdaylarını koydukları yer. Biz Güney Budaklar'da gezmeye devam ediyoruz. Senin adın ne? Yaviye.
mi yemliyorsun? Evet. Onlar yiyor. İyi ya, seviyor musun sen bunları? Evet. Onlar da yeni büyüdüler. Yeni büyüdüler. Seni mi bunlar yoksa? Evet. Anneannem kapıyı kapattı. Kapıyı kapattı. Sen anneannesi onun kapıyı kapatmış. Yem ver sen tavuklara demiş ona. Rabia da kendi başına böyle ne güzel yemliyor. Hadi görüşürüz sonra. Tamam. Hadi el salla bana. Bay bay. Halil Yuka. Bu köyde doğduk, büyüdük. Köyümüzün 800-900 senelik olduğu söyleniyor. Orta Asya'dan gelen bir Türklerdeniz. Yörük köyüyüz. Buralarda kendi halimizle hallenmeye çalışıyoruz daha işte tabiri caizse. Demleniyoruz. Biraz tabii hayat şartları buralarda biraz kısıklı. Şartlarımız ağır olduğundan soğuk nedeniyle Uludağ bizim buzdolabımız. Kapıyı açtığın evet. Zaman hemen buzdolabı kapıda. Şeyler biriktirmişsin. Ben içinden birkaç tanesini tanıyabildim. Biri ütü, biri heybe, evet. Bir eski saat, işte evet. Eski bir lamba ama gerisindeki o tarımsal ürünlerin çoğunu bilmiyorum tabii ki. Gençim tabii, yaşlı değilim. Nereden bileceğim? Ama abim bana söyleyecek neler var şimdi orada duvarda. Şimdi burada Eye dediğimiz bu eyedir. İşte mekik eskiden çul dokuyanlar, çulları bu mekikle dokuyorlarmış. Evet. Benim rahmetli nenem çulcuymuş. Evet. Diğerleri zaten tanınan şeyler. Eski zaman kilit dediğimiz, evet. Efendim matara. Bu biz buna eski tabiriyle beygir bıkası deriz. Ona ayaklarını bağlayıp dağ beygirleri atları salıyorlarmış. İşte ellik deriz biz şuna. Rahmetli benim amcam çolakmış, sol elini kullanıyormuş. Buna ellik olarak orak biçerken, buğday biçerken evet. Bu ellik kullanıyor. Şu idare dediğimiz, evet. Eskiden kazda yanan idare dediğimiz bir şey. Evet. Şu kayışlı olan masat, babam rahmetli berberlik yapıyordu. Bundan bıçağını bileyiyordu. Evet. Şunla. O diğer ağaç olan şey, sarımsak dövme, havan diyelim şimdiki şeye göre. Havan diyelim. Bu da dededen kalma bir saat. Efendim işte burgu dediğimiz eskiden matkap yok, burguyla. İşte saban yapma, boyundurukler yapma vesaireleri. O pulluklu şeylerle, burgularla yapılıyordu. Saban demiri, eski zaman baltası mesela, baltalar eskiden öyleydi, iki kulaklıydı. İşte çifte koşarken sabana takılan egef deriz biz buna. Evet. İsmi egeftir, yuvarlak olanı. O birisi o hayvanın torbası. İşte yiyecek içecek ona koyulup ondan tarlaya gider. Öbürü de heybe dediğimiz buğday serpmek için tarlada evet. Hani buğdayları ekerken. Bunları ben böyle meraklıyım. Elime geçenleri koyuyorum. Daha bir şeyler var çıkarılacak çıkaramıyoruz yani. Hı hı. Zaman zaman başka yerlere de gelip gidiyoruz. Ziyaretleri severim. Çok ziyaretlere gidiyorum sağa sola. Onun için köydeyiz. Köyümüzün işte elverişli olmaması soğuk veya şimdiye kadar olmayan hizmetler nedeniyle diyelim. Şimdi Allah razı olsun bir hizmet var. Sağ olsunlar muhtarımız, köyümüzün ileri gelenleri sizlerin sayesinde köyümüzde bir ayaklanma hissediyoruz. Hı hı. Ben 58 yaşına gelmişim. 50 senedir böyle bir hizmet görmedik. Evet. Birçok şeyler gördük, geçirdik. Şükürler olsun bu dönemde biz çok şeyleri gördük. Herkese başarılar diliyorum. Size de üstün başarılar diliyorum. Her zaman buyurun gelin. Bu balkonumuzu düzenleyeceğiz inşallah. İnşallah. Burada bir çay içeriz bir gün olur da. Evet. Saygılar sunarım. Her çok zamanki gibi sözümü aldım. Ben çay içmeye Güney Budaklara buraya abimin yanına geleceğim. İnşallah. Güzelle, keyifle burada çayımı içeceğim ama İnşallah. Yazın geleceğim. Çünkü az önce kendi de belirtti. Biz kapıyı açtığımız gibi buzdolabını açıyoruz dedi. Oldukça güneş olmasına rağmen serin ve biraz soğuk. Güney Budaklarda gezmeye devam ediyoruz. Güney Budaklar'da gezerken hemen hemen her bahçenin başında birileri var. Amcamla teyzem de kendi bahçeleri hemen burada. İşte
soğan, böyle ıspanak falan bir şeyler ekmiş kendi çapında. Seni önce ben tanıyabilir miyim, ismini öğreneyim mi? Zeynep Aycı. Vallahi şimdi benim en çok sudan şikayetim var. Kendi suyumuz bize, kendimize parayla satıyalım. Neden böyle oluyor? Bundan sulayacağız sulağımızı. Onun için şikayetçiyiz. Zeynep teyzem diyor ki, burada diyor biz bağ bahçe işlerinde ne de olsa hala uğraşıyoruz. Bu anlamda da sulamaya ihtiyacımız var diyor. Biz zaten diyor doğal kaynak suyunu kullanıyoruz ama bize diyor belediye burayı diyor parayla veriyor suyumuzu diyor. Hem doğal diyorlar diyor, hem su bizim diyor, hem niye para veriyoruz diyor. Haklı, doğal. Çünkü bağ bahçeyle hala uğraşıyorlar, bu anlamda sulamaya ihtiyaçları var. Dibi köylerinden en güzelleri diyebilirim. Az önce de söylemiştim, elimi uzatsam Uludağ'a dokunacağım diye. Yol bitti. Hemen arkamda Uludağ var. Yani milli parklar başlıyor bundan sonrasında. Ama ben şu anki Güney Budaklar hakkında mevcut konumundan ben bahsetmek istiyorum muhtarımla. Hemen arkamızda da parkeler var Ali muhtarım. Çoğu yerde de asfalt gördüm desem yeridir. Bu anlamda iyi bir konumdasınız. Neler söylersiniz? Parke biraz tamiratı zor olduğu için benim eskiden daha önce tabii devamlı parke döşenmiş ara sokaklarımıza eksik yerlerde biz Osman Gazi Belediye'mizden rica ettik. Tüm bölgede yani Osman Gazi'ye bağlı köylerimizde asfalt çalışması yaptırdık. Ara sokaklarımızın hepsinde şu an eksik bir sokağımız yok. Hepsi asfaltlandı. Ufak tefek asfalt giremediğimiz yerlere de parkelerle takviye yaparak tamamlayacağız. Yani herhangi bir sıkıntı yok sokaklarımızda. Şimdi bir de böyle sokaklardan geçerken kenarlardan doğal bir su kaynağının aktığını gördük. Bu anlamda su burada durumu nedir? Sulama var mıdır? İçme suyu olarak kullanılıyor. Nasıl faydalanıyorsunuz? Köyümüzde su sıkıntısı yok. Hatta herhangi bir fabrikamız var. Oraya da suyu, içme suyu buradan gidiyor şişelemeye. Orada çalışanlarımız var. Suyla ilgili bir sıkıntımız yok. Sulamayla ilgili şu an az önce teyzemiz de bahsetti. Ücret alınmıyor ama içme sularımızda tabii bu son yasayla belediye olduğumuz için, büyükşehire geçtiğimiz için bu ay başladılar yazma ama cüzi bir rakamlarda. Çok büyük para değil. Yani ayda ödeyecekleri taş çatlasın bir 15 lira falan ama biraz tabii vatandaş da o biraz şey yaptı ama alışacaklar. Mahalle oluyoruz. Bol kullandıkları için. Evet, biraz da bol kullanıyorlardı önceden. Biraz idare edecekler şimdi. Suyumuz bol. Bölgemizde suyumuz çok köyümüzde. Göletimiz var mı? Gölet çalışmamız ihalesi oldu. Geçen ayın 3'ünde. Bir onun süresi var herhalde, onu bekleniyor. Hatta şu bölgenin hemen dibinde şurada gölet çalışmamız var. O da başlayacak bu sene. Okulumuz kapandı. Milli Eğitim ve Valilikle yaptığımız çalışmalar sonucunda şu an bize, köyümüze, muhtarlığa tahsisini yaptırdık. Şu an bizde. İsteyen olursa köyümüzde, bizim şeyimizde güzel projeler var ama ne derler onu da sunacağız. Bayanlarımızla bir gün bir toplantı yapacağız. Orada dernek mi olur veya kendi başlarına veya herkes isteyen yapabilir. Orada işte gözlemeydi, parkımıza gelen misafirlerimize köy kahvaltısı. Kadınlarımıza bir gelir, salçasını yapıp getirip satabilir orada, ekmeğini yapabilir. Aşağıda biliyorsunuz barajımız var, Nilüfer Barajı. Evet. Oraya gelen piknikçilerimiz çok. Köyün girişinde herhangi bir lavamız olursa zaten vatandaş alışır zamanla da. Orada öyle bir gelir sağlayacak bir şeyler düşünüyoruz. Tabii kadınlarımız kabul ederse onlar yapacak, yaparlarsa. Şimdi fikir diyorsunuz, ben fikir sunacağım. Aynen. Geri de göstereceğim, kabul ederlerse. Aynen, tabii ederlerse. Son olarak bir de kooperatifi sormak istiyorum. Aşağıda kooperatifin tabelasını ve ev binasını görmüştük. Kooperatif anlamında çalışmalar nasıl gidiyor? Kooperatifimiz, tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. İçerisinde işte undu, köyün ihtiyaçlarına giderecek satışını da yapıyor. Ormandan, bazı yerlerden gelirimiz var. Hatta bu sulamayla ilgili, hatta BUSKİ, onunla görüştük. Belki kooperatifimize devredecek. O belirli bir şeyle çalışmaya devam edecek. Kooperatifimiz faal, çalışıyor şu an. Gelirleri bununla ilgili ormandan. Çilek alımı yapıyorlar sezonuna göre, çilek sezonunda. Yani eğer yolunuz düşmese de düşürmek istiyorsanız Kelesi yolunda Bursa'ya yaklaşık 38-40 kilometre uzaklıktaki Güney Budaklar'a geleceksiniz. Burası oldukça güzel, hemen Uludağ'ın dibinde demiştim. Tabiat, doğa harikası bir yer. Evleri oldukça otantik, eski kültürünün yapısını korumuş. Bu anlamda Yörük köyü demiştik, mahallesi oldu. İleri doğru da bu çalışmalarla eğer bir derneği kurulursa, o okulun bahçesinde güzel kahvaltılar verilirse
Burada da oldukça kalabalık bir çalışmalar, yani daha doğrusu kalabalık bir topluluğun buraya gelmesi ve insanların buraya gelip gezmeleri daha olanaklı olacak. Güzelliğini görüyorsunuz. Çoğu tahtadan balkonları var. Pencereleri çok güzel. Ufacık burada misafirlik de var diyeceğim. Çünkü Yörük demek aslında Yörükler yürüyerek geldikleri bu topraklarda. Kendi kültürlerini, kendi yaşayışlarını yerleştirmişler. Oldukça ilginçtir Yörüklerin yaşayışları ve kültürleri. Hem aynı zamanda misafirperverlikleri de çok özeldir. Ve tabii ki burada açsanız sizin karnınızı doyururlar. Eğer gece geldiyseniz, yorgunsanız sizi yatırıp dinlenebilecekleri yer bulurlar, yaratırlar. Bulunduğum yerde de hemen arkası, benim sol tarafımda eski camisi var. Hemen önümde de gene burada 10. yılında, Cumhuriyet'in 10. yılında buradaki Yörük köylerinde birer anıt taşı var. Neden derseniz, çünkü tam bulunduğum bu meydanda Cumhuriyet kutlamaları coşkuyla yapılmış. Abla burada. Oya yapayım abla. Oya yapıyorsun. Evet. İsmini öğreneyim. Fatma Tekin. Fatma ablam şimdi hem yürüyor hem oya yapıyor. Hiç bakmadan evet. Yürüyor zaten sağına soluna. Nasıl geçiyor burada yaşam? Yaşam çilek yapıyoruz. Hı. Tarlada çalışıyoruz. Hı. Evin işi, hı, mal. Ondan uğraşıyoruz. Şimdi ne oyalıyorsun sen böyle? Düğünü okutlar, oya yapıyor. Anlamadım. Düğünümüz var. Ha, düğünümüz var evet. Diyor. Ona oyalıyorum diyor. Evet. Gelin mi? Kız gelin çıkacak. Çıkacak, gelin çıkacak. Evet, yabana gidiyor. Yabana gidiyor. Olsun evet. Kurtuluyorum diye oynarsınız böyle. Olmuyor mu öyle? Yapmamalar mı? Yok, ağlayacağız. Ağlayacağınızsınız. Evet. Ayrılık zor tabii. Evet. Hadi Fatma ablam görüşürüz. İnşallah, inşallah. Biz bir tur atalım. Köyü gezmeye devam edelim mahallemizi. Kadın gözüyle izleyiciler, yaz kış hep akan suyuyla işte birçok bölgede çok nadir kalan yerlerden birindeyim. İçinde bulunduğum yer aslında bir çamaşırhane. Eskiden insanlar burada gelip ateşini yakıp çamaşırını burada dövüp işte bu sularda yıkıyorlarmış. Yani çamaşırhane olarak bu binayı kullanıyorlarmış. Tabii ki her zamanki gibi çok nadir kalan yerlerden biri dedim. Bu yörelerde çok nadir kalan bir iki yer burası. Bu anlamda da aslında biraz onarıma ve tadilata ihtiyacı var. Çünkü insanların başta ben olmak üzere bu gezi belgesel programını yaparken bu tür nostaljik ve eski şeyleri sizlere günümüze kadar taşıyıp aktarmaya çalışıyorum. Bu anlamda da buranın da tadilat görmesi gerektiğine ben inanıyorum. En azından bir küçük bir badanası boyası içi temizlenip ışıklandırıldığı zaman işte insanlar hani şu an yeni doğmuş insanlar 10 yaşlarında 9 yaşlarında buralara getirip gösterdikleri zaman evet eski insanlarımız, bizim atalarımız işte böyle yaşıyorlarmış, böyle
yaşamlarını sürdürüyorlarmış. Yani Yörüklerin de bu güzel kültürlerini öğrenmiş ve bilmiş olurlar diye düşünüyorum ben. Sevgili Kadın Gözü'yle izleyiciler, sizlere güzel manzaraları, güzel noktaları alabilmek için zaman zaman bizler de böyle üşüyoruz. Çünkü neden derseniz şu an en güzel görüntüyü yakalamak için bir tepenin üzerine çıktık. Hemen sol tarafımızda Uludağ'ın o görkemli manzarası var. Tepelerde zirveler karla kaplı olduğu için işte o karın soğunu biz biraz burada bayağı hissediyoruz ama arkamızda çok güzel bir gölet var. Hemen muhtarıma ben sormak istiyorum, biz neredeyiz? Biz şu an köyümüzde daha önceden eskilerimizin, dedelerimizin orakla biçip buğdaylarını buraya gelip düvel derler, o öküzlerle üzerinden gezip buğdaylarını eledikleri yerdeyiz. Harmanlar derler buraya. Burası Tırkancıklar, alt tarafı da ikinci harmanlarımız, iki bölgede de. Köylerimiz burada getirip buğdaylarını üyüttükleri yerdeyiz şu an. Şimdi oraya doğru yöneldi arkadaşlarımız. Orada işte kiraz, kestane, belediyemizin de desteğiyle, hatta Osman Gazi Belediye Başkanımız bu dönem bize kiraz, ceviz ağacı ve çilek desteği verdiler. Hala da devam ediyor çalışmalar. Bu sene zannedersem Büyükşehir Belediye'miz de verecek. O yöne döndü vatandaşımız. İşte çilek biraz genellikle yapılıyor. Tarımımız devam ediyor yani, az da olsa. Yani bu anlamda hemen iletelim o zaman. Kirazın, çileğin tabii ki diğer meyve fidanlarının yanında bir de kestaneyi ekleyelim. Çünkü bu yörelerde kestaneler eskiden çok fazlaydı. Hastalıktan dolayı bir bitme noktasına geldi ama şimdi yapılan yeni çalışmalarla, yeni yetiştirilen fidanlarla iklime ve bu topraklara uygun kestane ağaçları üretilmeye başlandı. Bu anlamda da en yakın zamanda Güney Budaklar Köyü'nde kestane ağaçlarını görmeye devam edeceğiz gibi geliyor bana. Arkamda Güney Budaklar'ın çok güzel manzarası var. Dediğimiz gibi Nülüfer Barajı'nın görkemli heybeti var. Uludağ zaten anlatmak, kelimelere dökmek gerekmiyor. Yani gelip fotoğraf çekmek isteyenlerin çıkıp gelebilecekleri bir tepe burası, Harmanlar mevkisi. Bu tepede geldiğiniz zaman istediğiniz fotoğraf karesini rahat rahat yakalayabilirsiniz diyoruz. Yörük insanları da kurtuluşta çok emek vermişler, savaşmışlar, mücadele etmişler. Hatta bu dağlardan işte Ova'ya, Bursa'ya düşmanları sokmamışlar diyebilirim. Bu anlamda kahramanlıklarıyla dolu bir tarihleri var aslında bu dağ dibindeki köylerin, mahallelerin. Yanımda da gene bu köyde doğma büyüme bir insan var, bir abimiz var. Hemen tanımak istiyorum ben. 1954 Güney Budaklar Köyü'nde doğup büyüme, köyün yerlisiyim. Aynı ismim, zamanda ismim Ali Candan. Ali abimiz buranın Kıbrıs Barış Harekatı'na 74 fiilen katıldım. Bir gazimiz olarak. Evet. Bugün bu köyde yaşamaktayım. Güney Budaklar'da yaşam şu an köyde emekli olmayan çok az miktarda ormancılık, Bahçe işleriyle uğraşıyor vatandaş. Peki Kıbrıs gazimize teşekkür ediyoruz. Aslında ben şimdi sohbette bir anılara girsem çok anısı vardır ama programımız yetmez diyorum. Bu anlamda sadece tanımak ve sesini bile duyurmak bizler için onur verici bir tablo. Gurur duyuyoruz çünkü kendilerini. Tabii azalarımız da yanımızda. Önce sizi tanıyalım. Ben Güney Budaklar Köyü'nden İsmail Kemik, İhtiyar Heyeti'nden. Geçim kaynağımız çiftçilik, hayvancılık. Yaşamın bağ bahçenin dışında nelerle uğraşıyorsunuz? Ya bağ bahçenin... İstekleriniz var mı? Bir arzunuz, bir eksiğiniz var mı? Sağ olsun muhtarımız eksiklerimizi
karşılıyor, karşılattırıyor. Bir şekilde geçimimizi sağlıyoruz yani. Şimdi burada ufak minik bir kardeşim benim var. Ama telefonlara oy. Bir, iki. Senin kaç tane telefonun var böyle? İki tane. İsmin ne senin? Gürkan Arı. Gürkan? Niye iki tane telefonun var senin? Ben konuşuyorum babamla. Bütün de Bursa'da konuşuyor. Hayır, sen kim ararsa sen mi cevap veriyorsun? Telefonlara bu köyde sen mi bakıyorsun yoksa? Denizdekine derya kuzusu diyorlar da alabalıkları böyle aldıkları zaman kepçeye ne diyorlar pek bilmiyorum ama ben hemen ablamı tanımak istiyorum. Şöyle hemen geleceğim. Önce ismini öğrenebilir miyim? Ayşe. Ayşe ablacığım, şimdi biz çok güzel bir tesisteyiz. Alabalık tesisindeyiz. Evet. Burada yaşam nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Zor değil mi bu işle uğraşmak? Vallahi zorluğu da var. Zevk var. Severek yapıyoruz. Hayvanları çok seviyorum. Yani 22 senedir bu işi yapmaya çalışıyoruz. 22 sene bayağı bir. Evet, zaman. 22 senedir yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burası kademe kademe başlıyor, evet. Orada yavruları bile gördüm, küçükler var. Evet, bu son evet. Aşaması galiba. Bu yeme durumuna gelenler 250-280-300 gram arası yeniyor bu balık. 2,5 yılda yetiştiriyoruz. 2,5 yıl bakıyoruz yani, suyumuz çok soğuk olduğu için çabuk büyümüyor. Şimdi 2,5 yılda yetişmesi uzun sürmüyor mu yani? Uzun, evet, uzun, çok uzun sürüyor. Evet, evet. Ama büyümüyor işte, su çok soğuk, 7 derece olduğu için balık büyümüyor. O yüzden de lezzeti çok güzel oluyor. Şimdi Ayşe ablam pek dile getiremiyor normal, çünkü pek sık televizyoncularla karşılaşmıyor. Evet, anladığım kadarını. Evet. Ben onun yerini anlatayım. Şimdi hemen arkamızda Uludağ'ın güzel, görkemli manzarası, evet, devam ediyor. Mis gibi temiz bir hava. Suyun sesi zaten balıklardan, alabalık tesisi olmasından belli. Şırıl, evet, şırıl akıyor her taraftan. Buraya gelip yemeğinizi yiyebiliyorsunuz, kafanızı dinleyebiliyorsunuz, huzur, evet, buluyorsunuz. Bol oksijenini alıyorsunuz, kış çıvıltılarını kulağınıza yerleştiriyorsunuz. Burası neresi mi? Hemen söyleyelim. Pınarcık Köyü, Pınarcık Alabalık Tesisleri. Burası Güney Budaklara oldukça yakın bir yer. Çok, evet, mesafeleri, evet, yok. Yani elimi uzatsam hemen, hatta ayağımı uzatsam Güney Budaklara, evet, geçiyorum. Kolumu uzattım, Pınarcık'a geldim. Dediler burada güzel bir tesis var. Artık öğlen saati gelince karnınızı doyurabileceğiniz yer burada bulamazsınız bu keles yolu üzerinde. Sizi ben buraya getireyim dedi muhtarımız, Ali muhtarımız. Sağ olsun bizi Ayşe ablayla tanıştırdı. Evet. Bizim de burası çok hoşumuza gitti. Size anlatalım dedik. Kadın Gözüyle programı izleyicilerini buraya bekliyoruz. Burasının adı Pınarcık, keles yolu üzerinde. Güney Budaklara çok yakın. İstediğiniz zaman çıkıp gelebilirsiniz. Evet. Hizmetleri çok güzel. Yüzleri, kendi gönülleri çok güzel. Çünkü sıcacık insanlar sürekli gülümseyen yüzlerle müşterilerini karşılıyorlar. Evet. Ortam zaten anlatmaya çok çok böyle kelimeler yetmiyor. Sanattan spora pek çok dala destek ve hizmet veren Osman Gazi Belediyesi Mustafa Dündar bu sefer dağcılara biraz el attı diyelim. Bugün de çok güzel bir toplantı düzenlendi çünkü Bursa'da ikinci düzenlenen Dağ Filmleri Festivali yaşanacak. Bu anlamda neler söylersiniz başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler aslında dünyada 60 yıl aşkın süredir uygulanıyor.
bu tür festivaller yapılıyor. Fakat Türkiye'de bu yıl 11.si yapılmış olacak. Bizler de Osman Gazi Belediyesi olarak bunu bu yıl ikincisini organize ediyoruz. Bu tabii doğa severlerin, adrenalin tutkunlarının yaşamış oldukları maceraları film haline getirerek kamuoyuyla paylaşması. Bizler de bu filmleri, kısa filmleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bir festival vesilesiyle onları insanların görmesine sunuyoruz, izlemesine sunuyoruz. Bu etkinlik yapılacak. Tabii bununla birlikte söyleşiler, fotoğraf sergileri, bu tür etkinlikler de olacak. Onun için farklı bir konu, farklı etkinlikler insanı belki sıkışık şehir hayatından alıp işte doğaya götürecek. Güzel, farklı filmler izleyeceğiz. Onun için katılımlarına teşekkür ediyoruz. Murat Bey yanımızda, onlar sağ olsunlar bu işin organizasyonunu yapıyorlar. Tabii film olarak bunları en azından izlemiş oluruz bizler de. Adrenalinimizi o şekilde biz de onlarla beraber yükseltmiş oluruz. Peki hemen soralım o zaman Murat Bey'e. Bu adrenalini yaşamak nasıl bir duygu, nasıl bir tutku diyelim? Öyle bir tutku ki dağlar. İşte insanoğlunun içerisinde bir keşif ruhu, bir macera hissi hep var. 1600 yıllardan başlayan dünyayı keşfetme serüveni hala içerisindeki o ruhu beslemek amaçlı doğa sporlarına yöneliyor insanlar. Aslında var olan bir doğanın çok daha kapsamlı kullanımı anlamına geliyor bir taraftan. Festival kapsamında da bu tarz özellikle bizim yurdumuz insanına ilham verici özelliği olan filmleri almaya gayret ettik. Çünkü burası Yeşil Bursa, dağ yanı başımızda, yürüyüş yolları yanı başımızda, kayak imkanımız var, tırmanış imkanlarımız var. Bizden bir hafta sonra bir mix tırmanış şenliği başlıyor, işte iki hafta sonra bir bisiklet şenliği var. İmkanlarımız var. Ama dünyada neler yapılıyor, ne kadar ekstrem, nerelere kadar gidebiliyor bu iş, onların örneklerini getirebilmek amacıyla bir 18 filmlik bir seçki yaptık. Umarız Bursa halkına Osman Gazi Belediyesi'nin bir hediyesi olarak ilham verici içeriğiyle büyüyen bir festival olarak devam ederiz. Bursa'yı şiir şehir olarak tanımlıyorum. Çok nitelikli şairlerimiz yetişmiştir. Divan edebiyatının kurulduğu yerdir Bursa. Tasavvuf edebiyatının en önemli şahsiyetleri burada yetişmiştir. Süleyman Çelebi, Orhan Gazi ile akrabalık bağı olan bir aileden geliyor. Sarayla irtibatı olan bir aileden gelen bir şahsiyet. Uzunca bir dönem Yıldırım'ın sarayında imamlık da yapmıştır. Fakat Ulu Cami inşa edilince Ulu Cami'nin imamı olarak Emir Sultan'ın delaletiyle görevlendirilmiş bir şahsiyettir. Yani bir şair ama şairlikten önce iyi bir alim, Ulu Cami'nin imamı, bilge bir şahsiyet. Onu önemli kılan 600 yıldır İslam topraklarında Türklerin İslam'ı götürdüğü her bölgede, her coğrafyada, Rumeli'de, Kafkaslar'da okunan bir metni yazmıştır. Yani bir şairdir. Neyi yazmıştır? Vesiletün Necat'ı, yani Mevlid'i yazmıştır. Mevlid bu milletin derlenip toparlanmasını ifade eden bir metindir. Fetret döneminde yazılmıştır. Bunalımların olduğu, sıkıntıların olduğu bir dönemde, Ankara Savaşı'ndan sonra yazılmış bir metindir. Bu metne hayat veren bir şahsiyettir Süleyman Çelebi. Süleyman Çelebi Mevlid'i yazdıktan sonra Osmanlı Mehmet Çelebi'nin etrafında derlenip toparlanmış ve devletin ikinci kuruluşu gerçekleşmiştir. Bu bakımdan Osmanlı'yı kuran bir metin olarak ben Deniz Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini nitelendiriyorum. O günden bugüne camilerimizde okunur. Kederli zamanlarımızda, sevinç zamanlarımızda, millet olarak işte yaşadığımız bir kısım doğal felaketlere karşı yahut da milli başarılara karşı, zaferlere karşı hep mevlid okumuşuz. Yani sevinçte ve tasada bizi birleştiren bir metinle karşı karşıyayız.
burada temizlik hizmetlerimizin yeni göreve başlama töreni diyelim. Yani asıl işimizin tanıtımıyla ilgili bir toplantı düzenliyoruz. Ve asıl işimiz olan temizlik işlerinin nasıl, hangi ölçüde yapıldığını sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. 2009-2014 döneminde 109 mahalle vardı. Yeni yasayla birlikte 136 mahalleye çıktık. Yani köyler de bize dahil oldu. Tabii temizlik adına baktığımızda geçen dönemde aslında biz köylere gidip temizlik hizmetlerini onlara götürüyorduk. Şimdi 136 mahallenin tümüne ulaşıyoruz. Tabii her tür talep, hizmet bize gelir. Sağlık hizmetleri, güvenlik hizmetleriyle ilgili yardımcı bazı faaliyetler, camilerle ilgili faaliyetler. Tabii bunların hepsini bir parça yerine getirmeye uğraşıyoruz. Ama asıl önemli olan temizliğin düzgün yapılması. Yani bir şehre dışarıdan biri geldiği zaman ilk gözüne takılan olay o şehrin ne kadar temiz olduğuyla ilgilidir. Yani o temizlikle imtihan oluruz ve gelen misafir ona göre bir puan verir. Eleştirisini ona göre yapar. Biz çok şükür şimdiye kadar bu konuda bir eleştiri almadık. Temizliği biz Osman Gazi'de 136 mahallemizde 7 gün 24 saat yapıyoruz. Ve bu dönem temizlikle ilgili sloganımız da Osman Gazi'yi daha temiz diyoruz. Yani bu bir iddiadır. Biz bu işi en iyisini yapıyoruz. Daha güzelini yapıyoruz. Ve biz bu hizmetleri çalışan arkadaşlarımızla birlikte 1007 kişiyle yapıyoruz. Ve 138 araçla bu çalışmaları yapıyoruz. 77 çöp kamyonu, 12 açık araç, 4 tanker, 3 konteyner yıkama, 1 kepçe, 24 motor, 13 süpürge makinesi, 6 böcek, 1 yol yıkama makinesi. Ve 365 gün 24 saat bu çalışmaları sürdürüyoruz. Arkadaşlarıma Allah güç kuvvet versin diyorum. Başarılar diliyorum ve Osman Gazi daha temiz diyoruz. Sloganımız bu. Başarılar diliyorum. İzleyicileri, sizleri Uludağ'ın bu güzel kar manzaralarından sonra başka güzelliklere götürmek istiyorum. Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde zaman zaman Karadeniz'in o güzel illerini anlatan günler yapılıyor. Onlardan birindeyiz şimdi. Rize günlerindeyiz. Buyurun renkli ve çok canlı o güzel günü şimdi kadın gözüyle hep beraber görelim ve bakalım orada neler yaşayacağız. Hoş bulduk. O kadar çok müşterilerine dalmışsın beni ve gör fark etmedim bile. Hiç fark etmedim. Nereden geliyoruz buraya? Rize'den, Rize Çayeli. Çayeli'den geliyorsunuz. Evet. Neler getirdiniz Bursa'mıza? Buradan yöresel Rize bezi dokumamızı getirdik. Tezgahımız bu. Bundan örüyoruz. Ördüklerimiz şurada var, şu karşıda var. Leyla Kamberoğlu. Ben halk etimde usta öğretici olarak çalışıyorum. Bize okey. Orada. Çayında evet. Bugün de burada el dokumasını bizlere gösteriyorsunuz. Aynen. 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 Nasıl? Yeni başladı ama 3 gün 4 gün sürecek burada. Beklenti nasıl? Şey ilgi güzel şu anda evet. İnşallah satışlarımıza bunun gibi olur. İnşallah. Kolay gelsin diyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Bayağı da terlemişsin, yorulmuşsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kolay gelsin.
Bursa'daki Rize günleri hızla devam ediyor. Bugün ilk gün olmasına rağmen yine de yoğun bir tempoyla başladı diyebiliriz. Rize'den gelen konuklar var tabii ki burada. Pazar ilçesinden geldiler. Pazar kaymakamlığının standının olduğu yerdeyiz. Hatıra çekiyorlardı. Biz de çektirelim. Kurallara ve kaidelere uyalım dedim. Bir Karadeniz uşağını ve Karadeniz kızını yanıma aldım. Hemen pozumu veriyorum. Formula Laz olmaz mı derseniz, işte ben de hemen hazırlandım. Arkadaşımla birlikte yarışa başlayacağız. Kim önce varır bilmiyorum ama Bursa'daki Rize günleri oldukça eğlenceli ve güzel geçiyor. Ardeşen ilçesinin standındayız. Güzel bir stand hazırlamışlar. Hemen arkamızda eski evleri var, Rize evleri, tahta evleri var. Hemen önümüzde o yöreye ait sanırsam bir kuş türü var. Onda biraz sonra atmaca varmış. Onu da görüntüleyelim. Bakalım istedik. Ama şimdi ben önce bu yarışların nasıl yapıldığını ve neler yaptıklarını öğrenmek için genç arkadaşıma mikrofonu uzatmak istiyorum. Önce sizi tanıyalım. Muharrem. Neler yapıyorsunuz bu etkinliklerde, biraz anlatır mısınız? Neler yapıyoruz? Bu dedelerimizden kalma bir etkinlik olduğu için günümüze getirdik. Full ahşaptan yapıyoruz. Herhangi bir metal kullanmadığımız için her şeyini ahşaptan yapıyoruz. Ağustos'un 3. haftası düzenleniyor her sene. Kaç gösteriyor? 2 gün. 2 gün. Evet, 2 gün. 7'den 70 herkes var mı? Herkes, evet, 7'den 70'e dedelerimiz bile katılıyor yani. Şeyi getirdiler, yöresel yemeklerini getirdiler, yöresel tatları getirdiler, yaylasını getirdiler, çaylarını getirdiler, horonlarını getirdiler. Merhaba. Burada getirdim, İkizdere. İkizdere'den geliyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun, öncelikle teşekkür ediyoruz. Önce sizi tanıyalım. İsmim Memrullah Kolcu, İkizdere Halk Eğitim Merkezi Müdürüyüm. Bursa'ya İkizdere Kaymakamlığı'nı ve ilçemizi temsilen geldik. Bize fırsat verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Az önce de bildirdiğiniz gibi ilçemizin ve ilimizin yöresel her türlü etkinliklerini tatmak için buradayız. İkizdere'mizin de dağını, horozunu, balını, her şeyini elimizden geldiği kadarıyla tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi horozu da dediniz, ilginç. Dağ horozu. Dağ horozu. Dağ horozumuz, evet. Orada resmi de var zaten. Evet. Bu da Haziran'ın 8'inden sonra sabahleyin erken saatte gözükür. Çok güzel. Şenliği de olur. Güzel olur ya. Aynı zamanda bizim kayak, Petran ve Çağrakaya'da kayak merkezlerimiz vardır. Onlarda da yapılır. İşte güzel oluyor yani.
Peki Bursa günleri nasıl geçiyor? Kemençemizi de getirmişiz yanımızda. En neşeli stand sizinki şu an. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız belediyede çalışıyor. Sağ olsun belediye başkanımız bize bunu gönderdi. Onsuz zaten olmaz. Bu İkizdere'nin gülü. İkizdere'nin gülü yani. Yani sizin bir hayatınızın parçası o da. Doğrudur. Doğrudur. Peki çok teşekkür ediyorum sohbet teşekkür için. Teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Sağ olun, var olun. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tüm Türkiye'ye, Rize'mize, bölgemize, herkese. Evet, Bursa'da böylelikle Rize'lerle, yani Rize günlerini tanıyoruz. Rize'nin nasıl bir yer olduğunu, ilçelerin nasıl bir yer olduğunu böylelikle Bursalılar hem görmüş hem öğrenmiş oluyor. Dileriz biz de kadın gözüyle programı olarak zorla davet ettirir kendimizi. Bir gün gideriz. Onlardan biri de tabiatı, doğal güzellikleri burada. Çok güzel bir standın önündeyiz. Belki de birçoğumuz, özellikle genç nesil, yeni doğanlar birçok hayvanı fotoğraflarından biliyor, fotoğraflarından tanıyor. Çünkü nesiller oldukça tükendi ama bizler, bizim yaş grubumuz ve üstümüz onları biliyorlar. Yanımda da burada çok güzel standı hazırlayan bir ekip var. Ben tanımak istiyorum kim olduklarını, öğrenmek istiyorum. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Evet, sizi tanıyalım. Miktat Özyanık, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şube Müdürüyüm. Bizler o Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü olarak güzel Rize'mizin tanıtımına farklı bir açıdan destek vermeye çalışıyoruz. Özellikle Rize'mizde var olan doğal güzellikleri, doğal tabiat güzelliklerinin yanında yaban hayatının da çeşitli güzelliklerini burada Bursa'ya taşıdık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi burada Rize'mizde var olan bu doğal güzelliklerin özellikle genç nesiller noktasında bir takım tanıtım noktasında eksiklikler var. Bunlara da biz de farklı bir açıdan destek olalım dedik. İşte burada yaban hayvanlarından oluşan bir takım tahnitlerimiz var. İşte yaban keçisi, karaca, kurt, vaşak gibi birçok tahnitlerimiz var. Bunun yanında ayrıca bölgemizde var olan korunan alanlarımızın tanıtımını broşür ve kitapçıklarla yapıyoruz. Gelen bütün vatandaşlarımıza hem yaban hayvanların tahnitlerini gösteriyoruz, onların bir takım bilgilerini veriyoruz. Onun yanında da bizim korunan alanlarımızın tanıtımını yapıyoruz. Orada bir takım faaliyetlerimiz var. Tabii yürüttüğümüz faaliyetler. İşte bunlar nedir? Orman köşklerimiz var. Çok sayıda orman köşkleri. İnsanların orada gelip konaklayabilecekleri günübirlik kullanım alanlarımız var. Bunlarla ilgili bir takım bilgiler veriyoruz. Bütün Bursa'yı standımıza bekliyoruz. Şimdi insanlar Bursa'daki Rize günlerinde yöresel ürünleri, her şeyi görebilirler, alabilirler ama Rize'nin o doğal tabiatını, güzelliklerini galiba yerine gidip görmeleri gerekiyor. Burada sadece tanıtımını yapıyoruz. Yerinde de inşallah o güzellikleri görmelerini bekliyoruz.
malum. Havası da, suyu da, yeşilliği de benzeyen iki şehir Bursa'da buluştu. Sizinle biliyoruz özellikle benzer bir köyde büyüdüğünüzü, geliştiğinizi. Neler söylersiniz? Şimdi Rize Kültür ve Yardımlaşma Derneğimiz geçen sene diğer şehir dernekleriyle beraber Rize Günleri yapmışlardı. Bu sene bağımsız bir Rize Günleri yapalım fikriyle ortaya çıkıldı. Hem Rize'deki valilik, belediyeler, kaymakamlıklarımız, Rize'deki sivil toplum, ticaret odaları, Bursa'da Büyükşehir Belediyesi, burada valiliğimiz ve Bursa'daki diğer derneklerle beraber güzel bir organizasyon oldu. Bursa, Rize gerçekten hem insan yapısı olarak, kültürü olarak, yeşiliyle, suyuyla, dağıyla birbirine benzeyen iki şehir, iki güzel şehir. Türkiye'nin birisi doğusunda, birisi batısında, çok güzel iki şehir. 4 gün boyunca Rize'nin her şeyi burada olacak. Kültürü, müziği, folkloru, yemesi, içmesi, yerel gıdaları, her şey burada olacak. Biz arzu ediyoruz ki 2,5 milyonluk, 2 milyon 800 bin Bursalı gelsin, bu güzellikleri burada tatsın. Burada tabii sadece Rizelilere yönelik bir etkinlik değil, Bursalılara yönelik bir etkinlik. Biz Rize'yi Bursalılara tanıtmak istiyoruz. Rize'yi Bursa'da yaşayan Rizelilere tanıtmak istemiyoruz. Onun için buraya Bursalıların, Bursa'da yaşayan diğer Anadolu şehrinden gelip Bursa'da yaşayan, onlara da biz Bursalı diyoruz. Onların gelip bu güzelliği burada yaşaması lazım. Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sundu.